Herkese merhabalar. Eşitsizlikleri yapacağız. Sonuç Hanım. Bu mu daha büyük, bu mu daha büyük? Hocam ezdiniz bitin. Soldaki daha büyük hocam. Evet, soldaki daha büyük. İşte bunları gösterebilmek için, büyüklük, küçüklük ilişkisini gösterebilmek için aslında biz eşitsizlikleri kullanıyoruz. Ve bunlar için de bazı semboller görüyoruz. Mesela şöyle bir şey var ya, hangisi daha büyük demiştin? Soldaki daha büyük, evet, demiştin. İşte o yüzden büyüktür ifadesi kullanıyoruz. Ama ben bunu mesela böyle yer değiştirdiğim zaman Tonguç'a bilmiyorum. Hangisi daha büyüktür Tonguç'um? Sağdaki. Bu, hangisi daha küçüktür peki? Soldaki. İşte küçüktür de şöyle bir ifadeyle kullanıyoruz. Biz bunları öğreneceğiz bugünkü dersimizde. Bir de bunların detaylarına bakacağız. Hayatımızın her anında eşitsizlik var. Şimdi Tonguç'um, evet doğru söylüyorsun gerçekten. Eşitsizlikler deyince mesela bir terazi aklımıza gelecek. Bu terazide hangisi daha ağır, hangisi daha hafif ilişkisini görebiliyoruz değil mi? Mesela şöyle bir tahta var elde. Hangisi daha ağırdır Tonguç'um? Sol taraf mı, sağ taraf mı? Sol taraf daha ağır. Süper. O yüzden zaten bu aşağı çökmüş, bu yukarıda kalmış. Dolayısıyla eşitsizlik formunda yazmaya çalışırsak biz bunu, şöyle bir ifade kullanıyorum Tonguç'um. Diyorum ki burada kaç neler var? X var, bir de 1 var değil mi? X artı bir de 1 var bu tarafta. Bu tarafta ne var Tonguç evladım benim? Burada 3 var. İşte var. Bunların arasına biz eşitsizlik sembolü koyuyoruz. Hangisi daha büyük demiştik? Bu daha büyük demiştik. O zaman büyüktür işareti koyuyorum Tonguç'um. Peki Tonguç, şuradan şöyle çıkartabilir misin? Bak bu 1 kilogram. Bu zaten 3 kilogram. Aradaki fark ne kadar? 2 kilogram değil mi Allah aşkına? Evet hocam. O zaman bu aslında 2 kilogramdan fazla olduğu için bu aşağı çökmemiş mi? Kesinlikle. 2 kilogram 2 olsaydı ne olurdu Tonguç'um? O zaman terazi dengede durdu. Dümdüz durdu. 2'den fazla olduğu için aşağı çökmüş. İşte x 2'den fazla dediğimiz şeyi de böyle gösteririz işte. Hocam Luna Park gibiler, çok güzel oldu. Aynen, büyüktür sembolü ile gösteririz aslında. Sanki B harfine benziyor, görebiliyor musun? İşte biz eşitsizlikleri şöyle anlatıyoruz Tonguç'um. Küçüktür, sonra büyüktür, küçük ve eşittir, büyük ve eşittir sembollerinden en az birini içeren ifadelere biz eşitsizlik diyoruz. Bu demin söylediklerimi bir daha tekrar ediyorum sana. Bak küçüktür işareti. Aynı K harfine benziyor. Şöyle uzatsak bak K oldu, görüyor musun? Böyle de B harfine benziyor gördüğün gibi. Büyüktür ifadesi. Bu yine küçüktür ama burada bir çizgi olduğu için küçük veya eşittir. Bu da büyüktür ama burada çizgi olduğu için büyük veya eşittir diyoruz. Bunların sembollerin ne anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Tonguç bir günde en fazla 80 soru çözebilir. Mesela 10 sayısından büyük olan sayılar. Mesela işte karesi kendisinden küçük olsun falan filan. Bunların eşitsizlik ifadelerini yazabilmemiz gerekiyor. Nasıl yazacağız? Nasıl yazacağız? Hemen göstereyim. 10 sayısından büyük olan sayıları gösterebilmek için diyorum ki mesela mesela bu sayıya x diyelim. X 10'dan büyükmüş. O zaman x, yani 10 sayısından büyük olan sayılar büyüktür, 10'dur. İşte bu kadar. Yani 10 sayısından büyük olan sayıları aslında biz x büyüktür 10 eşitsizliğiyle, buna biz eşitsizlik gösterimi diyoruz Tonguç'um. Bu da karşımıza çıkacak bir kullanımdır diyoruz. Geldik mesela karesi kendisinden küçük olan sayılar. Şimdi karesi nedir bir sayının? Mesela bir sayıya x diyelim, tamam mı? X diyelim hocam. Karesi nedir Allah aşkına? X'in karesidir değil mi Tonguç evladım? Evet, x üzeri 2. Karesi kendisinden küçükmüş. Yani küçüktür kendisi. Kendisi neydi? X'i, işte bu kadar. Yani bak, karesi kendisinden küçük olan sayıları biz x kare küçüktür x şeklinde, eşitsizlik ifadesi şeklinde yazabiliyoruz. Peki Tonguç bir günde en fazla 80 soru çözebilir. Peki Tonguç, sen mesela burada 10 sayısından büyük olan sayıları söylerken ne dedik? 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir. Böyle devam eder değil mi evladım? Evet hocam. Bak, buna uyuyor mu? Evet. 11 büyüktür 10. 12 büyüktür 10. 13 büyüktür 10. 14 büyüktür. Her şey uyuyor. Mesela burada da aynı şekilde karesi kendisinden büyük olan sayıları gösterirken böyle bir mantık yapacağız. Ama Tonguç bir günde en fazla 80 soru çözebilir. Kaç soru çözebilir o zaman Tonguç evladım benim? 0 soru çözebilir. 1 soru çözebilir. 2 soru çözebilir. 3 soru. Kaça kadar gidebilir Tonguç? 80'e kadar. Süper. 80'e kadar gidebilirsin. Dolayısıyla ben bunu yazarken şöyle enteresan bir şey diyeceğim. Diyeceğim ki Tonguç'un çözdüğü soru sayısına x diyelim. X dediğimiz sayı 80'den, bak 1, 2, 3, 4, 5 olur, küçük olmak zorunda. 80'den küçük olmak zorunda ama 80 de olabiliyor. O zaman 80'den küçük veya 80'e eşittir diyorum. Dolayısıyla ne diyoruz? Küçük ve eşittir gösterimini kullandım. Minik ve eşittir diyebiliriz. Aynen. Aynen, bak zaten şöyle bir şey var Tonguç'um. Normalde Amerikalılar şöyle yazar bunu. Böyle yazarlar. Şuraya da eşitlik koyar. Hani x küçüktür 80. Bak sanki eşittir gibi duruyor, görüyor musun? Ama klozete oturan adam gibi de duruyor. Ay ne diyorsun evladım? Saçma, iğrenç bir renkte. Hayır, klozet kapan açınca, evet, gerçekten de şöyle. Gerçekten öyle. Ha. Doğru söylüyorsun. Klozete oturan adam. Amerikalılar genelde. Gel, acayip bir hayal gücüm var diyorum ve sayı doğrusunda gösterime geçtik.
Şimdi Tonguç'um, sayı doğrusunda ise şunu bilmemiz gerekiyor. Sayı doğrusunda rakamlarımız var, harflerimiz var, sayılarımız var, özür dilerim. Şimdi burada mesela x büyük ve eşittir 3'ü göstermek istiyorum. O zaman burasına 3 dersem Tonguç'um, büyük ve eşittir demek x'ten büyük sayıları almayacak mıyım? Bak şunu unutma, sayı doğrusunda 0 buradaysa 1, 2, 3 diye devam eder. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye devam eder. Şimdi sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılar artıyor. Sola doğru gittikçe sayılar azalıyor. Dolayısıyla büyük olanları istiyorsam, büyük ve eşittir 3 diyorsa, o zaman sağ tarafa gitmeliyim. Sağ tarafa gidersem de Tonguç'um, bu tarafını sayı doğrusunun taramalıyım diyorum. O zaman sayı doğrusunun sağ tarafı x büyük 3. Ama demiş ki eşittir de olabilir. Eşittir olduysa bunun içini de dolu böyle bir noktacık haline getireceğim. O yüzden dahil olan noktalar, yani şurada eğer eşittir varsa dahil olan noktalar içi dolu gösterilir Tonguç'um. Hatta şöyle gösterilir diye söyleyebilirsin. Ama x küçüktür eksi 2 demiş ya, ne olabilir Allah aşkına sayımız? Eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 2 noktası burası desek, eksi 2 noktasının sol tarafını almam gerekiyor. Çünkü küçüktür demiş. O zaman burayı sarayacağım. Ve burasının da böyle içinin boş olmasını sağlayacağım. Neden? Çünkü x eksi 2 olamaz. Eksi 2'den küçük sayılar almam gerekiyor. İşte dahil olmayan noktaları ise içi boş gösteririz Tonguç'um. Yani şu şekilde gösteririz diyoruz. Geldik Tonguç bir aralık gösterimine. Tonguç, buna aralık diyoruz ve acayip önemli, karşımıza çok çıkacak, şimdiden söyleyeyim. İki tane sayının arasına tost olmuş. Görüyor musun Tonguç'um ilk sayısı? Aa. Sıfırla dört arasında sıkışmış kalmış. Sandviç almışlar arasına. Burası sıfır, burası dört dersek. Sıfırla dört arasında olduğu için sayı, burayı böyle taramam gerekiyor. Ama diyorum ki kardeşim burada işte olabilir. O zaman bunun içini dolu yapacağım. Burada da boş olabilir. O zaman bunun içini de boş yapacağım. O zaman içi dolu ve içi boş zaten öğrenmiştik. Bu arayı bu şekilde gösteriyorum. Bu aralığı diyoruz. Şimdi geldik bir de eşitsizlikle alakalı çok önemli bir kurala. Burada enteresan bir şey var. Eşitsizlik sorularında çıkarsa böyle soru çıkar. Neden diyeceksin? Çünkü oradaki önemli noktayı sorarlar. Buradaki önemli nokta şu. Eşitsizlikler normalde denklemler gibidir Tonguç'um. Normalde nasıl denklemler, mesela burada eşittir olsaydı ne yapardın? Hemen sana hatırlatayım. 2x eksi 4 eşittir 12 olsaydı ne yapardın? Eksi 4'ü karşıya atardın. 2x eşittir 12 artı 4 derdin. Sonra ne yapardın? 2x eşittir 16 derdin. Sonra ne yapardın? Her iki tarafı 2'ye bölerdin. Çat çut sadece eşittir. X eşittir 8 buldun. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Süpersin. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağız. Zaten evet, aynı şeyi burada yapacağız. Dolayısıyla eşittir değil de artık bu küçüktür var. Aynı şeyi yapıyorum bak. 2x eksi 4'ü karşıya attım. Ama bu sefer burada küçüklüğü işareti var ya. Küçüklüğü işareti aynen kalıyor. 12 artı 4 oldu. Sonra 2x küçüktür 16 oldu. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüm Tonguç'um. X küçüktür 8 oldu. İşte bu kadar çözüm kümesini bulmuş oldum. X küçüktür 8'i sayı doğrusuna gösterelim mi hemen sana? Gösterelim hocam. Burası 8 ise Tonguç'um. 8'den küçük sayıları göstermek için bunun içi boş yapacağım. Çünkü burada eşitlik yok. Sol tarafını tarayacağım. İşte bu kadar, bitti. Sayı doğrusunda gösterimde diyoruz. Şimdi geldik şu ifadeye. Burası kritik işte. Şimdi burada hemen ne yapıyorum? Aynı eşittir gibi düşünüyorum. Eksi 3x. Bu artı 6'yı karşıya atayım. Büyük ve eşittir işareti vardı. Eksi 3 burada var zaten. Artı 6 hop bunun yanına geçti. Eksi 6 oldu. Eksi 3x büyük ve eşittir eksi 9 oldu. Her iki tarafı neye bölmem gerekiyor? Eksi 3'e bölmem gerekiyor. İşte dananın kuyruğunun zortladığı yere geldi. Aynen, tebrik ediyorum. Evladım bu bizon oldun. Ne danası? Ne biçim danasın sen? Hollanda Allah tipi hocam. Biraz daha uzun yanlardan. Ne de manda diyorlar değil mi ona? Sen mozzarella. Buffalo. Aynen, buffalo. Arkadaşlar mahallelerde buffalo diyorlar. Aynen, karpeze peyniri, tebrik ediyorum seni. Mozzarella. Bunları bir lezzetli. Evet, bunları birbirine böldüğümüz zaman tamam, bunlar birbirini götürüyor ama x büyük ve eşittir olmuyor da, işte o yüzden bu renkle yazmak istiyorum. Gerçekten hassas bir nokta. Küçük ve eşittir haline geliyor. Çünkü eksi 9'a eksi 3'e bölsek ne çıkar? Artı 3 çıkar. Tamam, x küçüktür ve eşittir artı 3 oluyor. Neden böyle bir ucube gibi bir olay oldu dersen, hemen sana göstermek istiyorum. Burada ne oldu Tonguç'um? Şuradan şuraya geçti, ne oldu aşkına? Şurada ne oldu? Hemen gösterebilir misin bana? İşaret yön değiştirdi. İşte burada bunun olmasını sağlayan zımbırtı. Öyle bir böyle yön değiştiriyor, ayrı bir şey ya. Hayır, o değil. Bir eşitsizliğin iki tarafı
aynı negatif sayı ile sayfanın yarısını kapladım, bak görüyorsun. Çünkü bu çok önemli bir şey. Her zaman kıl sorularda karşıma çıkar. Bölünürse eşitsizliğin yönü değişir. Mesela bir örnek yapayım sana. 9 büyüktür 3 değil mi Tonguç'um? Evet. Süper. Her tarafı eksi 3'e bölelim. Hop böldük. 9 bölü eksi 3, eksi 3 çıkar. Burası ne çıkar? 3 bölü eksi 3, eksi 1 çıkar. Eksi 3 mü büyük, eksi 1 mi daha büyük Tonguç'um? Tabii ki eksi 3 hocam. Dangoz musun? Eksi evet. 3 sayı doğrusunun sol tarafında. Eksi 1 sağ tarafında olduğu için daha büyüktür. Bana göre daha büyük hocam. Benim için manevi değeri büyük. Hayır, ne diyorsun dangoz? İşte yön değişimi olayını buradan da görebiliyoruz. Yani burada 9 büyüktür 3'tü. Şimdi artık eksi 1 büyüktür eksi 3. Bak yön değiştirdi. Büyüktür işareti küçüktür haline geldi. Aynı burada öyle bir durum söz konusu diyoruz. Ve buradaki yön değiştirme, yön değişiminin sebebi aslında bu negatif sayıyla bölünme diyoruz. Geldik mesela yine bir başka türlü bir örneğe. 2x artı 6 bölü 3 büyüktür 4. Ya evladım bu çok basit. Ne yapacağız Allah aşkına? Burada her iki tarafı aynı sayıyla çarparsam bir şey olmaz. Bak mesela her iki tarafı 3 ile çarparsam, hop bunu da 3 ile çarparsam, bu üçler birbirini götürdü mü? Evet hocam, evet, götürdüm. Evet, tebrik ediyorum. 2x artı 6 büyüktür 12. Beynin durdu biliyorum, merak etme. Zor değil, hemen bitecek dersimiz. Çok az zamanımız kaldı. 2x artı 6 büyüktür 12. Bu 6'yı karşıya attığım zaman 2x büyüktür 12 eksi 6 oldu. 2x büyüktür 16 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman Tonguç'um çat çut x büyüktür 3 oldu. İşte bunu da sayı doğrusuna gösterirsem 3 derim. Bunun içi dolu yaparım. Neden? Çünkü bunu yanlış yaptım. Sayı doğrusuna gösterirsem 3 derim. İçi boş yaparım çünkü büyüktür demiş. Ve sağ tarafını tararım diyorum Tonguç'a. Hocam efendim, dersten önce kafam böyleydi ama şu anda böyle hocam. Beynim göçtü resmen. Evet, gerçekten. Göçtü. Beynin gitti Tonguç'um. Ya beynin... Ama hafifledim hocam. Bir rahatladım böyle. Bir evet, böyle tabii. Daha hızlı koşabileceğimi hissediyorum artık. Evet, daha hızlı. Yüklerimden arındım. Yani daha böyle kendimi daha ferah hissediyorum. Doğru. Nasıl bir durum ya? Allah kahretsin. Yani hiç rahatladım. Evet. Yani rahatladın Tonguç'um. Beynini atmanı ben sana tavsiye ederim. Aynen. Oh be, bütün yüklerinden kurtuldun gerçekten de. Dert tasa şimdi, kalmadı. Evet, şimdi burada ise kritik bir şey var Tonguç'um. Hemen burada mesela ne yapmamız gerekiyor? Artık bu eksi 3'ten kurtulduk. O zaman her iki tarafı da ne yapmam gerekiyor? Eksi 3 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 3 ile çarpmam gerekiyor. Burada eksi 3 ile eksi 3 birbirini götürüyor ama işte x eksi 2 kalıyor. Eksi 18 kalıyor ama tekrar ve tekrar o zımbırtı karşımıza hoş geldi diyoruz. Küçük ve eşittir, büyük ve eşittir dönüşüyor. Sebebi şu. Bir eşitsizliğin iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılırsa Tonguç'um, bu sefer çarpılırsa eşitsizliğin yönü değişir. Mesela bir örnek yapayım. Mesela her iki tarafı da eksi 2 ile çarptım. Ne olur? Eksi 18 olur. Ne olur? Eksi 6 olur. Hangisi daha büyüktür? Eksi 18 mi? Eksi 6 mı? Eksi 18. Hayır, eksi 6 daha büyüktür. Dangozer yardım sayı doğrusuna düşünsene. Eksi 6'da ters ilişki vardı. O zaman bak, işaret büyükten küçüktür'e dönüştü. İşte aynı şeyi burada yapmış oldum. Sonrasında zaten çözüm çok basit. X büyük ve eşittir. Bu eksi 2'yi karşı atınca eksi 18 artı 2 eder. X büyük ve eşittir. Eksi 16 eder. Ve bunun cevabı da budur. Sayı doğrusuna göstermeye çalışırsak, hatta şöyle yapalım. Eksi 16 burası ise Tonguç'um, eksi 16'dan büyük sayılar eşittir de olabilir. Dolayısıyla içini dolu yapıp hop böyle sağ tarafını tarıyorum diyorum. Büyük deyince sağ tarafı, küçük deyince sol tarafı. Eşitsizliğini çözüp sayı doğrusuna göstereyim demiş. Bunu ne yaparsın Tonguç evladım benim? Bu tür soruları boş bırakıyorum hocam. Yani fazla puan gerekmiyor. Hayır zaten. Sanki eşittir varmış gibi düşün. Hiç kasma. Eksi 6x artı 6. Sanki eşittir varmış gibi ama büyük eşittir var. Boş ver, ne olacak? Bunu içine dağıtalım. 3x eksi 12 dedim. Sonra x'leri bir tarafa toplayalım Tonguç'um. Hop, bunu bu tarafa attım. Eksi 6x artı 3x'i normalde bu tarafa geçince eksi 3x etti. Büyük ve eşittir. Bu eksi artı 6'ydı. Bunu bu tarafa geçeceğiz. Eksi 6 olacak. Eksi 6, bir de eksi 12 vardı. Hop, bunu yazdık. Yani bu ikisini yer değiştirmiş olduk. Ve yer değiştirirken işaret edildi. Normalde değişiyor. Her zamanki gibi. Eksi 9x etti bu eksi 6x eksi 3x daha. Büyük ve eşittir. Eksi 18 etti. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Her iki tarafı da eksi 9'a bölmem gerekiyor Tonguç'um.
Ondan sonra ne diyeceğim? Bunun cevabı, bunlar sadece işte x. Sonra bunun cevabı da 2 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman x büyük 5 ile 2 diyebilir miyiz? Evet. Patlarsın. Çünkü ne demiştik? Her iki tarafı negatif bir sayıyla bölündüğü için işaretler büyüklüğü eşittirken küçük eşittire dönüşüyor. Yani işaret yön değiştiriyor. Sayı doğrusunu da gösterirsek de burası 2 dersek sayı doğrusuna x, 2'den küçük sayılarsa eğer ben sol tarafını taramam gerekiyor. Ve burası dahil olduğuna göre, eşittir olduğuna göre içi dolu bir zımbırtı yapmam gerekiyor ve sol tarafını taramam gerekiyor diyoruz. İşte sayı doğrusunda gösterimi de bu şekildedir diyoruz. Bravo diyorum sana, gerçekten süper konuyu aldın. Ama bir tane daha soruyla artık, bir tane yeni nesil soru geliyor, sonra bitiriyoruz dersimizi, hiç merak etme. Kaç model hocam bu soru? Yeni nesil model soru 2019 model evladım. Tonguç'un yaşı Efe'nin yaşının iki katından 10 eksiktir. Tamam, eyvallah. O zaman hemen yapalım. Tonguç, Efe diyelim. Tonguç dedim, Efe dedim. Tonguç'un yaşı Efe'nin yaşının iki katından 10 eksiktir. Efe'nin yaşına x dersek eğer iki katından 10 eksiktir. 2x eksi 10 diyebiliriz. 2 çarpı x, yani Efe'nin yaşının iki katından 10 eksik. Tamam, eyvallah. Efe'nin yaşı Tonguç'un yaşından fazla olduğuna göre. Efe'nin yaşı Tonguç'un yaşından fazla olduğuna göre. Fazlayı nasıl gösteririz Allah aşkına evladım? Tabii ki buradaki daha büyük olarak, yani, değil mi? Şu işaretle yapabiliriz. O zaman x büyüktür. X 2x eksi 10 yapabiliriz. 2x eksi 10 küçüktür x'e diyebiliriz. Fark etmez. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Efe'nin yaşı Tonguç yaşından fazla. Efe'nin yaşı Tonguç yaşından fazla. Veya Tonguç'un yaşı Efe'nin yaşından küçük diye diyebiliriz. Tamam. Yaşı en çok kaçtır demiş Tonguç'un. Şimdi bunu biz çözmeye çalışacağız Tonguç'um. Bunu çözmeye çalışırken şöyle yapıyoruz. Ya kardeşim, bu artı x normalde karşıya geçerse 2x eksi x eder. Küçüktür. Eksi 10 karşıya geçerse artı 10 eder. X o zaman bir tane, çünkü bu 1x'tir. 2x eksi 1x 1x eder. Küçüktür. 10 çıkar. X 10'dan küçük olduğuna göre en fazla kaç olabilir Allah aşkına Efe? En fazla 9 olabilir, 9 değil mi Tonguç'um? O zaman 9 olursa, bu adam 9'sa, bu adamın yaşını da hemen hesaplamak için de, çünkü Tonguç'un yaşı en çok demiş ya, en fazla olanı alıyoruz. Bu da en fazla olacak o zaman. 2 kere 9, 18. 18 eksi 10'dan da 8'dir. Evet, gerçekten tutuyor. Bunun yaşı bundan küçük oluyor. Tebrik ediyorum seni. O zaman Tonguç'un yaşı en fazla, en çok 8'dir diyebiliriz. Geldik yeni nesil soruya. Evet ya, işte bu gerçek yaşam durumu içeren. Gerçek yaşamda işsizlik çok fazla. Aynen. İki farklı şirkette işçilere ikişer farklı zam seçeneği sunulmuştur. Sen işçi olsan hangisini kabul edersin Tonguç evladım? Ben hocam zam hangisi de fazlası, tabii ki onu tercih ederim yani. Evet, zaten burada bir ama açıklama... Ben de bir işçiyim hocam. Öğrenciler de birer işçidir. Sigortasız burada... çalıştırılıyoruz. Haklarımız yeniliyor. Ne hiç diyorsun? Maaş almıyoruz. Evladım ne diyorsun? Bütün gün çalıştırıyoruz. Sabah okula gidiyoruz, akşam geliyoruz. Sadece öğle yemeğiyle talim ediyoruz. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Evladım sana bir şey öğretiyorlar. Çalışmıyorsun ki sen, Allah karın Allah. Karın tokluğuna, sigortamızı istiyoruz. Sendikalaşalım, öğrenciler bir araya gelelim. Evladım sakin ol şampiyon. Bak. İşçilere zam seçenekleri sunulmuş birinci şirket ve ikinci şirkette. Birinci şirketteki işçiler bir no'lu seçeneği, ikinci şirketteki işçiler ise iki no'lu seçeneği tercih ettiklerine göre. A sayısının alabileceği değerlerin aralığı hangisine doğru vermiş demiş. İşçiler daha fazla zam mı tercih etmişlerdi. Bu normal bir ifade ama yazmak zorundayız. Bazen dangoz işçilerde olabilir senin gibi. Tam tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Dolayısıyla birinci şirkette biri seçmişler. O zaman buradaki zımbırtı, yani şu zam seçeneği bundan daha fazlaymış. O zaman hemen yazıyorum. 4A eksi 400 büyüktür 3A artı 300 demek ki. Bu birinci şirket için konuşuyorum. Şimdi ikinci şirket için yapalım. İkinci şirket için de mavi kalemimize yazalım. Diyorum ki iki no'lu şirkette de 2'yi tercih etmişler. Demek ki bu zımbırtı, yani A artı 1000 büyüktür. 2A artı 100'müş demek ki, büyük olanı tercih ettiklerine göre. Şimdi bunları çözmeye çalışacağız. Şimdi evladım 3A artı 3A'dır. Karşıya geçerse eksi 3A olur. 4A eksi 3A büyüktür. Eksi 400 karşıya geçerse artı 400 olur. 300 artı 400 eder. Şimdi bunu çözersek eğer bir tane A büyüktür 700 eder. O zaman A büyüktür 700 bulduk. Şimdi diğerini çözelim seninle beraber. Burada bu sefer 2A'yı karşıya geçersem bu artı 2A normalde. Bu tarafa geçerse eksi 2A olur. A eksi 2A büyüktür. Bunu bu tarafa geçersem 100 eksi 1000 olur. Neden? Çünkü bu artı 1000 de eksi 1000 diye geçti. Sonuçta bu 1A'dır normalde. 1A'dan 2A çıkarsa eksi 1A büyüktür. Eksi 900 çıkar Tonguç'um. Sonra her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüz zaman
Çatıran küçük eksi birler bir gözüne ve işaret yön değiştirerek neden diyeceksin? Çünkü eksi bir sayıyla bölündü. O zaman A küçüktür olacak 900 olmak zorunda. O zaman elimizde bir de bu var. A Tonguç'um 700'den büyük, 900'den küçük olduğuna göre biz bunu nerede bulabiliriz? 700 ile 900 arasında cevabımız budur diyebiliriz. Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Bak 700 ile 900 arasında. A 700'den büyük. 900'den küçük. Demek ki bu ikisinin arasındadır diyoruz ve yenisi sorumuzu yapmış olduk. Şimdi Tonguç'um bir önceki haftanın ödülü sorusuna geçmeden önce sana ödülünü ver. Hocam? Tebrik ediyorum seni. İnanılmaz zeki ve gayretli bir çocuksun gerçekten de. İşçiysem işçiliğimi biliyorum. Evet. Mesela ekotaktikten gösterelim sana. Ekotaktikten gösterelim. Ekotaktikten hemen eşitsizlikler konusunu açacağız. Eşitsizlik ifadelerinde hemen açtığımız zaman bak sayfa 150'de test 57, ondan sonra test 58, ondan sonra test 59, test 60 ve matematik uygulama sorularını da çözebilirsin buradaki. Matematik uygulama sorularını çözebilirsin. Hatta buradan da göstereyim sana. Eşitsizliklerde hemen açıyorum Tonguç'um senin için. Eğimleri açıyorum. Test 57'den başlıyoruz. 57, 58, 59 ve 60'ı çözmeni istiyorum. Buradaki MUS yani matematik uygulama sorularını da çözebilirsin. Tonguç'um sayfa 159'a kadar yapabilirsin. Ve bunlar senin için inanılmaz derece çalışmanı sağlayacak. Aynı zamanda Tonguç'um kotayı da çözmeni istiyorum. Kotada da eşitsizlikleri çözmen çok işine yarayacaktır diyorum. Hemen kotayı açtığım zaman kota 27 yani sayfa 119'da kota 27. Kota 28, kota 29'u çözme artık. Kota 27 ve 28'i çözersen buradaki sınav tarzı soruları senin çok işine yarayacak diyorum. Bu arada Tonguç'um onu da sonra duyurmak için. Deneme çözmeye başlayayım mı hocam? 4 LGS denemelerimiz de mükemmel bir şekilde yeni tarz sınava hazırlık için çıktı. Ve yeni tarz sınava hazırlık için gerçekten çok kaliteli sorular göreceksin. Yeni nesil sorular var burada ve bu sorularla beraber inşallah gerçek sınavda da başarıya yelken açacaksın diyoruz. Hatta Avrupa yakasındaki Burhan bile var görüyorum. Tebrik ederim seni. Evet tebrik ederim. Optik form da var. Bunun yanında optik form da kullanabilirsin. Hadi bakalım şimdi geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım seninle. D1, D2 doğruları birbirine diktir. D1 doğrusunun eğimi -2 olduğuna göre D2 doğrusunun eğimi kaçtır demiş. Şimdi birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının -1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman bu -2 ise Tonguç'um. -2 ile -1'i çarpsak ne eder? 2 eder. Bu olmaz. -2 ile 1'i çarpsak ne eder? -2 eder. Bu da olmaz. -2 ile -1/2'yi çarpsak ne eder? Artı eder bir kere. Artı 1 eder. Bu da olmaz. Ama -2 ile 1/2'yi çarparsak Tonguç bunlar sadeleşir. Cevabımız eksi olur. İşte cevabımızın Adana olduğunu söyleriz. O zaman Tonguç'um ödülü sorumuzu yap. Tonguç'um yeni ödülü sorumuzu yorumlara yolla. Hadi bakalım öyle.